Değerli genel başkan yardımcılarım, büyükşehir, il, ilçe, belediye başkanlarım, çok kıymetli belde belediye başkanlarım, belediye meclis üyelerimiz, Türkiye Belediyeler Birliği seçimi için illerinden görevlendirilerek bugün Ankara'ya gelmiş çok değerli arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Türkiye Belediyeler Birliği aslında yerel yönetimlerin öneminin arttığı çağımızda hem dünyadaki türdeş yapılarına hem de Türkiye'de kuruluş sırasındaki gayeye, amaçlara, hedeflere bakıldığında son derece önemli ve kritik bir yapı. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi ilk başlarda öyle değilken son dönem Cumhur İttifakı pratiğiyle birlikte Türkiye Belediyeler Birliği'nde delegasyon çoğunluğunu ele geçirip yönetimin tamamını kendilerine alıp ardından da kullanılacak bütçenin gerçekleşen rakamlarla söylüyorum %98.5'ini kendilerine ait ya da kendilerinin hedef aldığı bir takım hamleleri yapmayı niyet ettiği belediyelere kullandıran ve kendi stratejileri doğrultusunda kaynak kullanan, antidemokratik, denetimi zayıf, iletişimi düşük bir yapıya dönüştürüldü. Seçim gecesi buradan, bu kürsüden ilk yaptığım değerlendirmede de söylediğim gibi bir zaferle karşı karşıya değiliz. Bir görevle, bir vazifeyle karşı karşıyayız. Tadını çıkaracak bir zafer, alınacak intikam, ortaya konulacak revanşist duyguların zamanı değil. Zaten böyle duyguların siyasette yeri de yok. Doğrusu olgunlukla başarıyı taşıyabilmek ve geleceğe dönük olarak doğru mesajları vermek. Bu seçimden sonra bize hoşgörü, bize alçak gönüllülük, bize çalışma düştüğünü söyledik. Ve en yalın ifadelerle de belediye başkanlarımızın cebine halkımızın bugün itibariyle 411 tane anahtar koyduğunu söyledik. Bu anahtar ne belediyenin kapısının anahtarı, ne kasasının anahtarı, ne şehrin altın anahtarı. Eğer doğru yönetirsek, duyguları doğru yönetirsek, bütçeyi doğru yönetirsek, şeffaf ve adil olursak cebinizdeki anahtarlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapılacak ilk genel seçimlerdeki iktidarının anahtarıdır. Bunu böyle bilmek, böyle değerlendirmek ve böyle davranmak durumundayız. İşte bu davranış beklentisinin genel merkez düzeyindeki yansıması ve yaklaşımı şu şekilde olmuştur. Biz Belediyeler Birliği'nde yönetimin bize nüfusun ne kadarı kaldıysa, teslim edildiyse o kadarını almayı ve Belediyeler Birliği'nin kaynaklarını kullanırken de eşitlikçi, demokratik ve adil olmayı ifade ettik. Ayrı ayrı elde ettiğimiz bireysel ya da ilçemize, ilimize ait zaferlerin sinerjisiyle Türkiye'nin en önemli kurumlarından birinin yönetimini oluşturmaya ve bundan sonra orayı başarıyla yönetmeye talibiz. Buna katkı sağlayan her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Unutmayın ki bugün yapacağımız seçim, üstleneceğimiz görevler de illerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizdeki görevler de vatandaşın dönüp bize hazır mı bunlar diye baktığı görevler. Lütfen onlara Atatürk'ün kurduğu partinin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçiminde Türkiye'yi yönetmeye hazır olduğunu gösterin. Hepinize güveniyorum.